Kimden utanıyor? İnsanlardan utanıyor, sosyal çevresinden utanıyor. Niçin utanıyor? İşte yobaz diyecekler, efendim e, bu da birilerine karışmış diyecekler diye kendisi aleyhine bir e, baskı oluşturacakları endişesiyle imanını ve namazını saklıyor diyorsunuz. Bu tabii çok vahim bir durum. Yani bir insan Allah'tan korkması gerekirken Allah'a karşı hayalı olması gerekirken Allah'a iman ettiği için insanlardan utanıyorsa, birilerinden utanıyorsa, çekiniyorsa burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Ama yani birilerinden korktuğu için, endişelendiği için böyle yapıyor ise söz gelimi yeni Müslüman olmuş olan biri eski çevresinin kendisini dışlayacağını ve bir an böyle boşlukta kalacağını düşünüyor. İşte bir kızcağız evimden atılırsam annem babam beni reddederse ben nereye giderim nereye sığınırım böyle bir endişesi varsa yani burada makbul olan endişeler korkular söz konusu ise o zaman Cenab-ı Allah e, Kalbi imanla mutmain olduğu halde eğer bir kimse e, küfre zorlanıyor ise, yani ben inançsızım dedirttiriliyorsa bir kimseye, kalbi imanla dolu olduğu sürece bu ona zarar vermez buyuruyor. Malen ifade ediyorum. Yani burada da bir kimsenin e, Müslümanlığını gizlemesi geçici bir süre için, Efendim uygun şart ve zeminler oluşuncaya kadar gizlemesi. Nitekim e, Habeş Kralı'nın, Necaşi'nin biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de e, Müslümanlar çok darlandıklarında bir grup Müslümanı Habeşistan'a gönderiyor. Oraya hicret etmelerini söylüyor. Efendim e, çünkü diyor orada adil bir hükümdar vardır diyor. Siz oraya iltica edebilirsiniz, göçebilirsiniz diyor. Bugün de işte ülkemize göçen insanlar var. Türkiye'yi adil bir ülke gördükleri için Türkiye'ye sığınan insanlar var. O gün de Müslümanlar Habeşistan'a sığınmışlar. Hakikaten e, Necaşi gelen Müslüman heyetinin e, başlarıyla görüşmüş ve bir an e, Müslümanlığını ilan edecek olmuş, bakmış ki saraydaki kahinler, din adamları vesaire filan isyan ediyorlar. Ben sizi denemek istedim demiş. Ama sonradan anlıyoruz ki vefat ettiğinde Hazreti Peygamber Efendimiz gıyabi cenaze namazını kıldığına göre Necaşi iman etmiş. Fakat imanını gizlemek zorunda kalmış. Binaenaleyh bir takım haklı gerekçelere dayanarak bir Müslüman imanını gizliyorsa burada imanını gizlemesi onun Müslümanlığına zarar vermez. Fakat işimi kaybedeceğim. Sosyal itibarımı kaybedeceğim. Efendim bugüne kadar beraber olduğumuz işte bilmem ne muhitindeki arkadaşlarım benden soğuyacaklar türünden böyle çok basit çok süfli şeyler sebebiyle eğer Müslümanlığını gizliyorsa çok tehlikeli bir durum söz konusudur. Yani Müslümanlığından utanıyor demektir bu. Halbuki Müslümanlık utanılacak bir şey değil. Göğsünü kabarta kabarta ben Müslümanım demesi gerekir bir Müslümanın. Ben namaz kılıyorum, namazda huzur buluyorum. Herkesin aradığı huzur namazda diyebilmeli. Şimdi bazen tabii şunu da kendi kendimize soruyoruz. Yani biz namazda hakikaten huzur bulabiliyor muyuz? Namazdan lezzet alabiliyor muyuz? Tad biliyor muyuz diye. Evet yani istediğimiz huzuru, lezzeti, tadı belki alamıyoruz ama bir gün alacağız diye ümit ediyoruz. Kaldı ki namaz kılamadığımız zaman da böyle ateşten bir gömlek giymiş gibi hafakanlar basıyor bizi. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla namazın bizatihi kendisinin bir huzur yönü var. Niye? Çünkü insan denilen varlık aciz. Kendisinden yüce bir varlığa sığınma ihtiyacını hissediyor. O da alemlerin Rabbi, kainatın, evrenin sahibi olan Cenab-ı Allah. Ve bizim sığınağımızda namaz. Namazda kendimize geliyoruz. Namazda huzur buluyoruz. Namazda her şey anlamını buluyor. Bunu söyleyip de insanların namaz ehli olmalarını teşvik etmek yerine namaz kıldığını saklıyor, gizliyor ise e burada e, Tabii bunu bir dünyalık işini yapıyorsa, bir beklenti işini yapıyorsa çok yazık bir durum yani. Allah muhafaza eylesin. Yani dolayısıyla bizim ilk vazifemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmadıktan sonra, olamadıktan sonra ne olursak olalım hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yok. Ancak şöyle bir mülahaza belki yine burada düşünülebilir. Yani bir adam bir yerde e, casus olarak bulunuyordur da kendisini gizlemeye ihtiyacı vardır geçici olarak belki böyle bir e, gizlenmeye ihtiyaç duyabilir. İstisnai bir durum yoksa göğsünü gere gere namaz kıldığını ifade etmeli. Tabii bu biraz da nereden oluyor Basri hocam? Yani şimdi bir e, kadıncağız düşünün. E, İslam'ın emri olan örtüyü takmıyor. Yani örtülü değil. Efendim e, müsait olmayan İslami açıdan müsait olmayan ortamlarda çalışıyor ya şimdi bu ben namaz kılıyorum yani örtünmeyen bir kadının namaz kılıyorum demekten de çekinmesi normal veya işte iş icabı içkili ortamlarda bulunan bir erkeğin yani dünyası için ahiretinden taviz veren bir kimsenin tabiri caizse e bunun da şimdi yani arkadaşlar akşam namazı vakti geçiyor müsaadeniz olursa ben gideyim namazımı kılayım demesi e, zor bir durum. Yani Müslümanlık böyle parça parça yaşanılan bir din değil. Evinde Müslümansın işinde işte liberal takılabilirsin böyle bir şey yok. Yani evinde Müslüman, okulunda Müslüman değil. Din işlerinde Müslüman, devlet işlerinde liberal. Böyle bir parçacı anlayış yok İslam'da. Müslüman her yerde Müslümandır ve Müslümanlığını tabiri caizse pazarlamakla mükelleftir. Yani tebliğle mükellefiz. Ağzınızda bir şey söylemenize gerek yok. Ama trafikte giderken bir kişiye yol verebiliyorsanız, saygılı davranabiliyorsanız, bu sizin Müslümanlığınızın dışarıya tezahürü olarak ortaya çıkar.